Soyacak yardımıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Patlıcanlarımızı bu şekilde soyalım. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi patlıcanlarımızı doğrayalım. Evet, patlıcanlarımızı doğradıktan sonra geniş bir kasenin içerisine alabilirsiniz. Eğer çok uzun geliyorsa biraz daha tutabilirsiniz patlıcanları. Patlıcanlarımızı koyduktan sonra şimdi bunun üzerine biraz tuz koyacağım, tuz serpeceğim ve biraz terleteceğim acısını almak için. Patlıcanlarımızı terletirken diğer malzemelerimizi de hazırlayalım. Kuru soğanla başlıyorum. Kuru soğanımızı soyuyoruz ve piyazlık olarak doğrayacağım. Soğanlarımız hazır. Bunları kenara alıyorum. Sıra geldi Charleston biberlerimize. Charleston biberimizi ortadan ikiye yardıktan sonra çekirdekli olan kısımlarını bu şekilde elimizde alalım. Ve şimdi bunları da ince bir şekilde doğrayacağım. Domateslerimizi de sap kısmından alalım ve kabuklarını da soyalım. Domateslerimizi de küp şeklinde doğruyorum. Kongase. Domateslerimiz de hazır. Sıra geldi maydanozlara. Maydanozlarımızı da şimdi ince bir şekilde doğrayalım. Maydanozumuz da hazır. Sarımsaklarımızı da iri parçalar halinde bırakacağım. Onlardan da biraz doğruyorum şimdi. Evet. Patlıcanlarımız güzelce terledi. Dışarıya doğru suyunu vermeye başladı. Şimdi bol soğuk suda yıkayacağım patlıcanlarımı. Evet, patlıcanlarımızı güzelce yıkadık. Bu yapacağım yemeği dilerseniz fırında, dilerseniz tencerede pişirebilirsiniz. Şimdi ben fırında yapmayı tercih ediyorum. Bunun üzerine, patlıcanların üzerine kuru soğanlarımı gezdiriyorum. Aynı işlemi tencerede de yapabilirsiniz. Bunun üzerine biberler. Bunun üzerine de domates, sarımsaklar ve maydanoz. Şimdi bu noktada tuzunu ve biberini ekleyelim. Zeytinyağı. Az miktarda da ılık su gezdireceğim üzerine. Ve bu şekilde şimdi fırına götürüyorum. ...190 derecede 25-30 dakika arasında pişirdikten sonra yemeğim servise hazır. Yemeğim güzelce pişti. Şimdi artık çıkartabilirim. Soğanlarla ve sebzelerle güzelce karıştırıyorum patlıcanları. Evet, şimdi servis tabağına alabiliriz. Servis yaparken üzerine bir miktar sızma zeytinyağı koyacağım.